Cübbeli diyor 570 sene sonra diyor. Anlamazlığından değil, biliyor ama Allah alem muazzam bir pres uygulanmış üstüne. Yani seni her yere çıkamaz. Haber Türkiye'de çıkartalım, şuraya da çıkartalım. İstediğin gibi kendini savun, sana hiçbir şey demeyeceğiz. Ama yeter ki Mehdi'nin çıkmayacağını söyle. Mehdi'den bahsetme. Türkistan Birliği'nden ve İttihat İslam'dan bahsetme. Ama neden bahsediyorsan bahset demişler. Evet. Benim gördüğüm. Evet hocam. İnsanlar panik etti. Evet. Yani bu konuyu kapat demişler. Çünkü Şaşar Beşer de mesela çok manidar. Evet hocam. Normalde onu yapacak bir adam değil. Bu nur talebesiydi Şaşar Beşer. Yani bu hale gelmesi olağanüstü. Evet. Ve Samanyolu TV'nin de bunun görüşlerini kabul etmesi inanılır gibi değil. Evet. Yani ben bunu tevil edip açıklayamıyorum kendime. Estağfurullah. Evet. Mesela benim bir televizyonum olsa, böyle bir insanı çıkarıyorsam mutlaka onun fikirlerinin karşıtını da çıkartırım. Evet. Yani fikri açığız tabii ki. İnsan anlatır. Ama onu tek yanlı propaganda yaptırtmak Samanyolu'na yakışmıyor. Evet. Ben şaşırıyorum yani. Ne demek istediklerini bana tam anlatsınlar. Bediüzzaman artık unutulması mı gerekiyor Bediüzzaman'ın? Estağfurullah. Devri mi geçti Bediüzzaman'ın? Neyi kastediyorsunuz? Bunu mutlaka anlatmanız lazım. Evet. Ya gerçi geçenlerde ben bu eleştirimden sonra hemen apar topar birini çıkarttılar, bir kardeşimizi, nur talebesi. O da konuşuyor. Ama şu an Samanyolu Şaşar Beşer Hoca'nın yaylası gibi yani. Evet. Mehtap TV'de hocamızın yaylası gibi esip savuruyor istediği gibi. Bütün ehli sünnet eserlerini bir kenara koydu adam. %95'i geçersiz diyor. Hatta daha da üstünde geçersiz diyor. Evet. Kardeşim ne kalıyor o zaman? Yani biz hadislerden alıyoruz bilgilerin çok büyük bir bölümünü. Üstelik Kütüb-i Sitte'yi de geçersiz hale getiriyorsun. Evet. Hazreti İsa ile ilgili açıklamalardan kurtulmak için Buhari ve Müslim'i de etkisiz hale getirdi. Onlardan da vazgeçti. Evet hocam. Bu ne paniktir ya? Yani senin panik durduracak mı İsa'nın inişini? Mehdi'nin çıkışını durduracak mı? Tabii ki durduracak. İlulüğün bak bağırta bağırta geldi. Evet. Durduracak mısın İlulüğün kuyruklu hızını? Mümkün değil hocam inşallah. Hale'yi kuyruklu hızını durduracak mısın? Fırat'ın suyu kesildi. Durduramazsın ki. Olacak bunlar. Mesela Irak işgal edildi. Peygamberimiz Irak işgal edilecek diyor. Evet hocam. Mehdi zamanında işgal edildi. Afganistan işgal edilecek diyor. Bakın verdiği ülkeler, iki tane ülke veriyor Peygamberimiz. Üç ülke veriyor. Biri Azerbaycan. Müslümanların yoğun olduğu. Afganistan, evet. Ve Irak. Hepsi oldu. Hepsi oldu hocam inşallah. İran'ın Irak savaşacak dedi. Evet. Mehdi döneminde o da oldu. Galibi belli olmayacak diyor. Galibi yoktu. Yenişemeyecekler diyor. Yenişemediler hakikaten. Evet. Bunlardan bahsedilmesinden tedirgin olmak biraz garip. Yani biz sürekli gündemde tutacağız. İnşallah hocam. Çünkü bunun sonucunda Mehdi çıktığında hayat bayram yerine dönecek.